الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak okumuş olduğum Tekabun suresi 16. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Fettekullaha mesletatum. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan sakının. Müttaki insanlar olun. Vesmau, dinleyin, kulak verin. Ve atiu, itaat edin. وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ Kendi iyiliğinize olarak, kendi nefisleriniz için, kendiniz için infak edin, harcayın. وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar kurtuluşa eren insanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimenin birinci mesajı fettekullâhe mestetâtum ifadesinde kendisini gösteriyor. Fettekullâhe, Allah'tan sakınınız. Nasıl sakınınız? Mestetâtum, gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakınınız. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakınmak için çaba gösteriniz. Ne demek Allah'tan sakınmak sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de bu fettakullâhe tabiri çeşitli formlarda, çeşitli fiil şekillerinde, emir şekillerinde zikrediliyor. Allah'tan sakınmak, Cenab-ı Hakk'ın azabından sakınmaktır. Azabına vesile olacak her şeyden sakınmak ve korunmaktır sevgili kardeşlerim. İnsanın bu dünyaya geliş amacı bir başka açıdan da budur. En önemli amacı ve maksadı budur. Aslında dünyada bundan daha büyük bir dava, bundan daha büyük bir amaç ve maksat da olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın azabı var mıdır? Vardır. Cenneti, cehennemi var mıdır? Vardır. İtaat edenleri cennetine, isyan edenleri cehennemine atacak mıdır? Evet. Bunu vaid ediyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde. İmansız olarak giden, müşrik olarak giden, münafık olarak giden insanlara ebedi azabının olacağını beyan ediyor, açıklıyor, vaid ediyor. Söz veriyor. Allah'ın sözünden dönmesi mümkün değil sevgili kardeşler. Hulful vaat ve hulful vaid onun hakkında muhaldir. Ne cennete girdireceğim dediklerini cennete girdirmekten vazgeçer, ne de cehenneme sokacağım dediklerini cehenneme sokmaktan vazgeçer. O söz vermişse bunu yapacaktır. O zaman değerli kardeşlerim, bunu Cenab-ı Hak en son Allah'ın elçisi olan Habib-i Ekrem aleyhissalatu vesselama göndermiş olduğu Kur'an'da, bir harfi dahi değişmeden bize kadar gelmiş olan bu Kur'an'da bunu söylediğine göre bu kesin olarak meydana gelecektir. O zaman bunu iyi düşünmek gerekir. O zaman Allah'ın burada Cenab-ı Hakk'ın bize emretmiş olduğu gibi, madem ki azap bu kadar kesindir, o zaman bu azaptan kendimizi korumak mecburiyetindeyiz.
bu azaptan kendimizi korumak için çaba göstermek zorundayız değerli kardeşlerim. Nasıl koruyacağız kendimizi bu azaptan? Bunun en birinci ve önemli şartı, olmazsa olmazı iman meselesidir. Değerli kardeşlerim, lütfen bizler, sizlere muhatap olan, sizlerle imani ve İslami konuları, Kur'an'ın manalarını paylaşan bizlerden iman tabirini, iman lafzını, iman kavramını duyduğunuz zaman şöyle düşünmeyiniz. Neden ama neden sürekli iman diyorsunuz? Neden ama sürekli imandan bahsediyorsunuz canım? Biz iman etmiyor muyuz ki böyle düşünüyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sokaktan geçen 100 kişiye sorsak, bu 100 kişiden %99'u, yani bu çokluktan kinaye olarak söylüyorum, büyük bir ekseriyeti Allah'a imanım var diyecektir. Amenna ve saddakna. Bundan şüphemiz ve kuşkumuz asla yoktur. Fakat acaba herkesin imandan anladığı nedir? Ve imanı hangi derecededir? İmanı onu azaptan koruyacak derecede midir? Şimdi bu da ne demektir diye belki düşüneceksiniz ve soracaksınız sevgili kardeşlerim. Birçok insan Allah vardır der sorduğunuz zaman. Bu kainat kimindir deseniz Allah'ındır diye cevap verir. Fakat Cenab-ı Hakk'ı isimleri ve sıfatlarıyla tanımaz. Kendi üzerinde tefekkür etmemiştir. Kainat üzerinde tefekkür etmemiştir. Kur'an üzerinde düşünmemiştir. Dünyaya niçin geldiğinin farkında değildir. Hayatını boşu boşuna geçiriyordur. Cenab-ı Hakk'ın şiddetli emirlerini tanımıyordur, bilmiyordur, inkar ediyordur. Allah'ın yasaklarının ne olduğunu bilmiyordur. Yasakları çiğnediği halde bunun günah olduğunu kabul etmiyordur. Ama sorduğun zaman da benim Allah'a imanım var, Allah var diyecektir. Sevgili kardeşlerim, birçok insan farkında değil. Aslında birçok insan imanım var dediği halde sadece inkar etmiyor ama gerçekten de iman etmiyor demektir. Fakat bunun farkında değildir. Dolayısıyla bizim iman dememizdeki maksat, kurtuluşun tek çaresinin iman olduğunu söylememizdeki maksat taklidi bir iman değildir. İcmali bir iman değildir, sati bir iman değildir değerli kardeşlerim. Buna özellikle dikkat etmek istiyoruz. Özellikle bunun altını kırmızı kalın kalemlerle çizmek istiyoruz. İman dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, güzel isimlerini, sıfatlarını kainatın şehadetiyle bir kitap gibi okumayı ve oradaki delillerle onun bu isim ve sıfatlarını anlayıp Allah'ı tanımayı, bilmeyi kastediyoruz. İman dediğimiz zaman Allah'ın Kur'an'ında göndermiş olduğu şiddetli emirlerini tanımayı ifade etmiş oluyoruz. Yasaklarını bilmeyi ifade etmiş oluyoruz. Büyük günahlardan kaçınmayı, bir yanlışlık yaptığı zaman da hemen Allah'a tövbe edip pişman olmayı anlatmak istiyoruz. İman dediğimiz şey bunlar değerli kardeşlerim. Yoksa Allah var ve Allah bir deyip de Cenab-ı Hakk'ın mülkünü tabiata ve sebeplere havale eden bir insanda iman hakikati yok demektir. Allah var diyorsunuz ama konuştuğunuz zaman her şeyi doğa yarattı. Doğa mucizesi, doğa harikası, sebepler böyle şeyleri var etti. Biz tesadüfen dünyaya geldik gibi insanın imanının olmadığına delalet eden sözler söylüyorsanız kusura bakmayınız. Bu iman hakikati sizde ya da bunu söyleyen insanda yok demektir. Birçoğumuzun imanı, toplumumuzdaki birçoğumuzun imanı, üzülerek ifade edeyim ki, taklidi bir imandır. En basit ve küçücük bir şüphede uçup gidecek olan bir imandır. Allah'ın azabından korunmak böyle taklidi imanla mümkün olmaz sevgili kardeşlerim.
kabre imanla gitmek böyle taklidi bir imanla mümkün olmaz. Çünkü ölüme yakın bir zamanda şeytan zaten hayat boyunca bizim bir arkadaşımız. Bize hep kötülükleri fısıldayan kötü bir arkadaşımız. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir varlık ve bizi hep imansız yapmak, Allah'tan uzaklaştırmak için uğraşan bir mahluk. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ve bu şeytan ölürken artık son darbeyi bize vurmak için yanımıza gelir. Sekerat vaktine girdiğimizde imanla ilgili şüpheleri çeşitli sebep ve vesilelerle aklımıza düşürür, kalbimize getirir. Ve alimlerin ifadelerine göre taklidi imana sahip olan bir insanın aklındaki imanı alır, o pamuk ipliğiyle bağlı olduğu imanı alır ve insanın Allah muhafaza etsin imansız olarak kabre girmesine vesile olur. Bunun için iman diyoruz. Allah'ın azabından korunmanın birinci şartının böyle bir taklidi iman değil, kainatı bir kitap gibi okuyacak derecede derin ve tefekkürî bir imana sahip olmak olduğunu ifade edip sizinle bunu paylaşmak istiyoruz değerli kardeşlerim. Bu imani tefekküre sahip olmadan, bunu ölene kadar muhafaza etmeden, ölene kadar bu iman üzerine olmak için çaba göstermeden Allah'ın azabından sakınıp ve korunmak mümkün değildir. Kabre imanla girersek biz imanlı bir insan olduğumuzu ispat ederiz. Bunun için değerli kardeşlerim hep Allah'a dua etmeliyiz. Ya Rabbi sen bizi imanla yaşat, imanımızı muhafaza ettir ve imanla sen bizi kabre götür. Eğer imanla kabre girmezse bir insan, ben, sen, biz, herhangi birimiz burada kaybettiğimiz şeyi bütün dünyanın saltanatı bize verilmiş olsa, Amerika'nın bütün dolarları bize verilmiş olsa, Çin'in bütün sermayesi bize verilmiş olsa ve bütün dünyanın yeraltı madenlerinin, varlıklarının hepsi bizim olsa, imansız kabre giren, imansız ahirete göçen bir insanın Allah'ın azabından kurtulmasına bunların hiçbirisi sebep olamaz. Bunların hepsini diyor Kur'an. Fidye olarak versen Allah'ın azabından kurtulmak için asla bu meydana gelmeyecektir. Çünkü sen o zaman imtihanı kaybetmişsin demektir. Allah'ın verdiği aklı, kalbi onun yolunda kullanmamışsın demektir. Tefekkürî bir imana kavuşmamışsın demektir. İmanını taklit seviyesinden tefekkürle tahkik seviyesine yüksek bir seviyeye çıkarmamışsındır. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla öğrenmemişsindir. Bunun üzerinde düşünmemişsindir. Bu yüzden imanı kaybedip ve kazanma davası bu dünyada insanın hepimizin başına açılmış olan en büyük bir davadır. Fettakullaha mestetatum ifadesini lütfen büyük harflerle yazınız. Oturduğunuz ya da yattığınız odanın duvarına, aynasına, bir kenarına her gün görecek şekilde asınız. Asalım. Gücünüz yettiği kadar Allah'ın azabından sakınmaya gayret gösterin diyor ayet. İşte bunun için ne kadar güçlü bir imana sahip olmamız gerektiğini idrak edeceğiz. Ve inşallah bu iman üzere ölmek için de hayatımızı hep bu yönde harcamak için gayret göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, peki bunun için kuvvetli bir imana sahip olup Allah'ın azabından sakınmak için neler yapmak gerekir diye sorduğumuzda hemen ayet bunları sıralayıveriyor. Diyor ki, وَاسْمَعُوا Dinleyin. Neyi dinleyelim peki? Eğer insan, sevgili kardeşlerim, dikkatli olmazsa bakınız. Piyasada öyle silik sözler geziyor ki, piyasada öyle pesbaye şarkılar, türküler, sözler dolaşıyor ki değerli kardeşlerim, İnsan bunların peşine düştüğü zaman zaten istikametini kaybedecektir. İmandan uzaklaşacak. İslam'dan, İslam ahlakından, iman ahlakından, ibadetten uzaklaşacaktır. İbadetlerle doyurulması gereken ruhunu ve kalbini boş şeylerle dolduracaktır. Ve hayatı sıkıntılar, ıstıraplar içerisinde, mutsuzluklar içerisinde geçecektir.
Onun için vesma o sözüne kulak vermek lazım. Dinleyiniz. Neyi dinlemeli insan? Neyi dinlerse onunla meşgul olur. Neyle meşgul olursa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir değerli kardeşler. Şimdi bakınız sabah akşam fuhşa ait şarkıları dinleyen bir insan sürekli dilinde o tür şarkıları terennüm edecektir. Hep ahlaksızlıkla ilgili şeyleri dinleyen bir insan, sözleri, konuşmaları dinleyen bir insan başkalarıyla konuştuğunda hep onları söyleyecektir. Sabah akşam televizyonun başından, internetin başından kalkmayıp da onlarca, yüzlerce defa haberleri tekrar tekrar dinleyen bir insan sarhoş olacaktır ve her yerde bunlardan bahsedecektir sevgili kardeşlerim. Peki nasıl oluyor bu? İnsan neyi dinlediğine dikkat etmediğinden böyle oluyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki dinleyin, Allah'ı dinleyin, Allah'ın kelamını dinleyin, Allah'ın kelamının manalarını dinleyin. Dinleyin ki dinlediğiniz sizin kalbinizde yer etsin ve bunlar sizin hayatınıza bir istikamet versin. Günlük hayatınızın akışını değiştirsin. Konuşmalarınızın konularını, mevzularını değiştirsin. Neyi dinlediğinize dikkat edin. Vesma'u. Dinlemek aynı zamanda itaat etmektir ki hemen bir sonraki ifade o ati'u ifadesi zaten bunu anlatıyor. Dinleyin ki dinlemek itaate sebep olur. Kötü şeyler dinlerseniz kötü şeylere itaat edersiniz. İyi şeyler dinlerseniz bu sefer iyi olanlara uyarsınız ve itaat edersiniz. Bugün elhamdülillah efendim kötülüğe ait müzikler de var, iyiliğe ait müzikler de var. Allah'a çok şükür. İnsan istediği zaman o ihtiyacını da giderir ve güzel bir şekilde giderir ve kendisinin Allah'a yönelmesine vesile olacak bir takım şeyleri dinleme imkanına sahiptir. Ve bunun da elbette ki müzisyen arkadaşlarımız, müsbet arkadaşlarımız tarafından geliştirilmesi gerekmektedir. Üçüncü olarak ayet diyor ki sevgili kardeşlerim, وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ Kendi iyiliğinize olarak harcayın. Bakınız ifadelerde çok ince dikkat edilmesi gereken manalar var. Kendi iyiliğinize, kendiniz için, kendi nefisleriniz için, kendi menfaatinize harcama yapın. Ha, demek ki buradan anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu varlığı, nimetleri, malı, mülkü Allah yolunda harcarsak, bunun sadakasını, zekatını düzgün bir şekilde verirsek, fakire, fukaraya, yolda kalmışa, akrabaya, komşuya elimizden geldiği kadar yardımcı olursak, aslında biz başkasına değil, kendimize hayır yapıyoruz demektir. Kendimize iyilik yapıyoruz demektir sevgili kardeşler. Bu iyilik hem dünyevi iyiliktir hem uhrevi iyiliktir. Dünyada bakınız, siz başka insanlara iyilik yaparsanız o insanların hepsi sizi sever. Herkes, iyilik yaptığınız kişiler ve iyilik yaptığınızı duyan kişiler der ki Allah ondan razı olsun. Allah senden razı olsun. Allah seni işte bütün kötülüklerden korusun. Çoluğunu çocuğunu muhafaza etsin diye dua ederler değerli kardeşlerim ve size karşı işlerinde bir muhabbet ve bir sevgi meydana gelir. İşte başkasına iyilik yapmanın dünyada insana vermiş olduğu çok büyük bir ecir ve mükafattır bu. Diğer taraftan ahirette Allah rızası için Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği şeyi böyle muhtaç olan insanlara zekat ve sadaka adı altında verdiğimiz zaman, harcadığımız zaman Cenab-ı Hak ahirette de ne yapacaktır? Bunun mükafatını kat kat bize verecektir. Demek ki bir iyilik yapmak sevgili kardeşlerim, harcamada bulunmak, Allah rızası için harcamada bulunmak aslında insanın kendisi için yapmış olduğu bir iyiliktir. Bunu biz bu şekilde ayet-i kerime ifade ediyor. Ve son olarak وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani kim nefsinin cimriliğinden ve hırsından korunursa, şu kelimesi cimrilik, cimrilikle beraber hırs manasını ifade ediyor. Hem cimri hem mal ve para kazanma hususunda hırslı, çok hırslı bir insan. Böyle olduğu zaman kaybeder bir insan. Çünkü hırs hep hasarete sebeptir. Ama kim hem bu hırstan hem de cimrilikten kendini korursa, Allah'ın verdiği maldan, mülkten, imkandan başka insanlara gücü yettiği kadar yardımcı olursa sevgili kardeşlerim, işte diyor insanın kurtuluşa ermesi bununla olacaktır. Ve bunu yapanların hepsi kurtuluşa erenler olacaktır. Hem bu dünyada kurtuluşa erecekler hem de ahirette kurtuluşa ereceklerdir. Bunu Cenab-ı Hak buyurduğuna göre zerre kadar bunda şüphemiz yok sevgili kardeşlerim.
hem dünyevi mutluluk hem uhrevi mutluluk bir insanın efendim kendi nefsinin cimriliğinden ve hırsından korunmasına bağlıdır. Son olarak ayet-i kerime bütün bu manaların hepsini özetleyerek adeta bize bu güzel mesajı vermiş oluyor. Yüce Rabbimiz bizleri efendim kendi azabından gücünün yettiği kadar sakınmak için gayret gösteren, imanını kuvvetli hale getirip tefekkürle hep besleyen ve Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, onun bahsettiği güzel ahlaka dair sözleri ve şarkıları, efendim müzikleri dinleyen, müsbet olan şeyleri dinleyen ve ona itaat eden ve Allah'ın verdiği nimetlerden hep onun için infak eden, nefsinin cimriliğinden, nefsinin hırsından korunan ve böylece Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle felaha ve kurtuluşa eren o iyi, o salih insanlardan eylesin hepimizi. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz değerli dostlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme bihaqqil Kur'ani ve bihaqqi men unzile aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an. Ve ec'alil Kur'ana şifaen lena min kulli da'in ve munisan lena fi hayatina ve ba'de mamatina. Ve ec'alhu lena fid dunya qarina ve fil kabr munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sirati nura ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصل وسلم على من أزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين.